Herkese merhaba. Lenovo standında Motorola için ayrılmış özel bir bölüm var ve burada Motorola'nın çıkarmış olduğu en son telefonlar sergileniyor. İşte o telefonlardan bir tanesi de elimde tutmuş olduğum Moto E. Moto E buraya gelmeden hemen önce Şubat ayının son haftasında tanıtıldı ve Motorola'nın orta segmente hitap eden bu Android telefonu geçen yılın modeline göre aynı özellikleri barındırmaya devam ediyor. Telefonda 4.5 inç Full HD ekran var, 245 bpi'lik piksel yoğunluğuyla. Bu telefon yeterli görsel deneyimi kullanıcılara sağlıyor. Baktığınızda belki görüntüler biraz soluk olabilir ancak web sitelerini, fotoğrafları gayet tatmin edici şekilde gösterdiğini söyleyebiliriz bu ekranın. Bunun yanı sıra telefonun önünde VGA destekli kamera var. Arkada da 5 megapiksel kamera bulunuyor ve bu kameralarda yine standart kullanıcılar için yeterli olacağı düşünülmüş Motorola tarafından. 4.5 inç ekran yuvarlatılmış, yuvarlak bir tasarım söz konusu. Telefon temel malzemesi plastik. Görmüş olduğunuz kenardaki bant çıkarılıyor ve bu bant değiştirilerek görmüş olduğunuz gibi özelleştirme imkanı sağlanıyor. Sarı renkli bir bant ya da farklı renkli bir bant takılıyor. Aynı zamanda arkasını da tamamen kapatan, telefonun arkasını da tamamen kapatan çeşitli renkli kapak seçenekleri de bulunuyor Motorola Moto E ile birlikte. Telefonda LTE ve 3G versiyonları bulunuyor, desteklenen versiyonları bulunuyor. İçerisinde 1.2 GHz 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon işlemci çalışıyor. Android 5.0 Lollipop yüklü olarak geliyor ve Google'ın sunmuş olduğu stock Android. Ham Android sürümü üzerinde çalışıyor telefonun. Görmüş olduğunuz gibi Google'ın yüklemiş olduğu uygulamalar ve çeşitli Motorola uygulamaları kullanıcı arayüzünde bulunuyor. Fazla ek bir unsur sunulmuyor Motorola tarafından. Motorola Moto E'nin uygun bir fiyatı var. Avrupa fiyatının 190 euro olduğu belirtiliyor. Türkiye geldiği zamanlarda tahmin ediyoruz ki 600 lira bandında bir fiyat olacaktır ki bu da giriş seviyesi Android telefonu için gayet uygun, yeterli bir miktar, rakam gibi gözüküyor. Mobil Dünya Kongresi'nde gezintimize devam ediyoruz. Yeni videolar için YouTube kanalımıza ve Teknoblog Mobil Dünya Kongresi kanalına göz atabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.